Arkadaşlar şu an bir ödev için Işıl'la bir toplantı odasına geldik. Burası saray binamızın ve toplantı odasının manzarasına bakın. Böyle bir yer. Bizim sınıflarımız değil ama buralar. Neden bilmiyoruz. Evet, şu an saray binasının asansöründeyim. Ve burası harika bir yer. Göstereceğim size. Şimdi Işıl'la ödev yapmaktan çıktık. Ve ön kantine gidiyorum. Utandım şu an. Kapatacağım. Tercihlere biraz daha yakınlaşmışken falan bir Galatasaray hakkında bilmemiz gereken her şeyi videosu çekmeye karar verdim. Bundan sonra da şey yapmayı planlıyorum. Hani böyle ayrı ayrı bölümlerle alakalı, fakültelerle alakalı, Galatasaray'la alakalı hani öğrenmek istediğiniz şeyler neler varsa, Fransız liselerinden gelen insanlarla alakalı her taraftan arkadaşlarımla sohbetleri seri çekmeyi planlıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu da yazın aşağı lütfen. Çünkü istiyorsanız yani hemen yapalım. Böyle. O yüzden videoma hoş geldiniz. Bakın burası giriş. Müthiş bir info. Girişimiz burada arkadaşlar. Ve de şu anda burası mühendislik binası. Ama burayı yapıyorlar. O yüzden buraya girişimiz falan yok. Burası rektörlük. Uzun bir yoldan dolaşıyoruz yaklaşık. Evet. 50 metre. Çok uzun bir yoldan ulaşmamız gerekiyor. Burası saray binası. Buranın içinden bir şey çektim. Evet, buranın içine girdik ve buranın içi çok güzel. Buranın içine mutlaka girdik. Ve de şurası da aslanlarımız. İkincisini göremiyoruz. Bir tane var. İki tane var mı? Bir tane mi sadece acaba? Yani iki tane var ama emin değilim. Burası ana girişimiz ama oradan da aslında bizi sokmuyorlar. Aslanlı kapıdan 5 aydır aslında, falan aslanlı kapalı. Aslanlı kapıdan biz başlangıçta bir hani intro olarak evet. Girdik. Intro ama olarak. O kadardı. Yani. Ve sonra buradan tünele giriliyor. Okulumuzun altında bir tünel var. Bunu bilmeyen insanlar için. Bakın burası da boğaz. Bir daha boğaz dermiş. Bir daha boğaz. Bakın her yerde kedi. Burada oturuyoruz ve güzel bir şey. Bu da bizim çimenliğimiz. Çünkü okulumuzun çimenliği yok. O yüzden burası var. Kantinimizin üst katı var. Burası ön kantin. Bu da alt katı. Bu kadar da. Güzel. Denizin neredeyse sıfır. Neredeyse tamamen sıfır. Tamamen sıfır. Saray binası içindeyiz. Asıl bu binanın benim için en özel şeyini gösteriyorum. Bu tarih öncesinden kalma yazı makinesi. Ne bu? Bu neden var? Tamam ama gerçekten binanın güzel kısımlarını göstereceğim şimdi. Yukarı çıkacağız sizin için değil mi Akın? Şimdi mi? Evet, kahvemizi de aldık. Tamam. Bakın kırmızı halımız var. Yani biraz bozuk. Hani onu söylemek istedim. Birazcık sağlıksız görünüyor. Ama çıkabiliyorsun. Gerçekten saray binası. Bu arada şu an burada kimse çalışmıyor galiba. Çünkü ya insanlar işlerini bitirdiler çünkü akşam oldu ama buralarda böyle fakülteler ve burası da hukuk fakültesi. Sizi hukuk fakültesine getirdim. Çok istiyormuşsunuz gibi hissettim şu an bunu. Ve asıl saray binasının güzel yerine geldik arkadaşlar. Balo salonumuz var. Neden bilmediğim bir sebepten. Ne düşünüyorsun? Akın da ilk kez geldi galiba. Ya vallahi etkilendim. Ama yani daha önce çok şey görmüştüm. Bakın, bu arada burası tuvaletin içi yani. Gerçek bir görsel vardı buna dair. Böyle manzaralı tuvaletten de size çekim yaptım. Ama oradan da burası gözüktüğü için biraz tedirgin gibi. Evet. Bakın. Tamam, yavaşça kapatıyorum. Gece okulumuz bu da. Evet. Bu gerçekten güzel. Yalnız da geceye kaldık. Evet ya, bir anda çok şey oldu her şey. Bakın. Geceye kaldık yalnız. Ön kantin. Çok garip bir görüntü. Kameram biraz kötü olduğundan da biraz garip bir görüntü. Şurada da parti teknesi var. Gece de fazlasıyla cool olduğu gerçeğinin farkına vardık sanki. Evet öyle. Tünelimizin aşağısına inen asansör. Şimdi açılınca inşallah biri çıkmaz. Çok utanırım çünkü. Çıkmadı. Bakın bu aşağı inen tünelimiz. Bu tünelden geçiyoruz ve öne gidiyoruz. Şimdi final haftasındayız okulda. 2 hafta sürüyor finallerimiz ama hazırlıkların hala dersleri var. Onların sanırım bir hafta geç
Ama hazırlıklar zaten çok az. Yani sınava böyle final haftası gibi bir şeyler yok. Çünkü bir tek dersten girdikleri için. Onların daha kısa bir şey. Dın 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 dın. Böyle. Ama yani şu an final dönemi olduğu için herkes okulda. O kadar kalabalık ki okul. Şimdi arkadaşlarıma Galatasaray'a gelmeden önce bilmeniz gereken bilgilerin ne olduğunu soracağım. Bakalım ne diyecekler. Saruhan. Merhaba. Bence barınmayı biraz bak. Evet, yurdumuz yok arkadaşlar. Küçük bir okulumuz. Aynen öyle. Ve herkes ev fiyatlarının farkında. Aynen. Galiba. Üsküdar'dır, Kadıköy'dir, buralara bakmak lazım. Doğru. Kampüsün bu kadar büyük olduğunu bilseydim gelmezdim Galatasaray'a. Büyük olduğunu. Evet, çok büyük. Bu kadar büyük biraz zararlı bizim için. Çımar. Üsküdar'a gidecekler, bu okulu kullanmayı unutmasın. Evet, bence özellikle ders programlarına bakmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla zorunlu ders var. Özellikle ilk iki yılınızda seçmeli ders şansınız çok fazla yok. Hani hatta sadece iletişim fakültesinde falan ders seçiyor olabilirsiniz. O yüzden eğer daha çok seçmeli ders olsun istiyorsanız kesinlikle programa bakmanız gerekiyor. Bir de biz iletişim fakültesi olarak bayağı çok alakasız dersler de alıyoruz. Evet, mesela sözel bölüm diye düşünmeyin. İlk senenizde makroekonomi dersiniz olacak, hukuk dersleriniz olacak. O yüzden hani kesinlikle ders programı bakın ve zorunlu ders olduğu için de mecbur mezun olmak için bu dersleri vermeniz gerekecek. Evet, söyle Arda. Bu okula gelmeden önce denize girip giremediğimizi merak ediyordum. Hayır, giremiyoruz. Evet, Ilgın'dan dinliyorum. Denize düşmeyin. Bir şey diyeceğim, gerçekten denize atlamanın disiplin cezası var okulumuzda. O yüzden atlamayın da. Akın'dan dinliyoruz. Sorun merhabalar, canım. Merhabalar. Öğretmenlerle olan iletişiminiz, çünkü yaklaşık 30 kişilik sınıflar var ve bir üniversite olduğu ortamı olduğu için 15 kişi falan derse katılıyor hani. Evet, lise gibi falan. Evet, bu da böyle yani kolej havası var Galatasaray'da. Evet, denize evet. Bakan böyle zengin kolej havası var. Bu da öğretmenlerin sizin adınızı bilmesine yol açıyor. Ya diğer üniversiteler mesela 150 kişilik bir amfide derse giriyorsunuz ve öğretmen hani siz öğretmen için sadece simaların birisiniz. Ama Galatasaray'da cidden hocanız sizin adınızı biliyor, sizi tanıyor, belki nereden geldiğinizi, hikayenizi biliyor. Bunun da artı ve eksileri var. Yani hani artıları demek gerekirse gerçekten bir öğretmenle iletişim kurabilmek bu anlamda güzel bir şey. Eksileri de derste isminizi tahtaya kaldırılıyorsunuz bazen. Evet. Hani biraz pek üniversite ortamına uymuyor ama böyle hani Galatasaray hakkında bunu söylemek isterdim ben de. Bir de yerinize mesela imza attıramıyorsun falan. Böyle şeyler garip Fatsız. Olabiliyor. Şebnem sence? Bence Fransızca öğrenelim. Doğru. Çünkü hazırlıkta biz biraz zorlandık ve online'dı. Şu an yazık herkese. Şebnem'den sonra şimdi de Emre'nin yorumunu alacağız. Merhabalar arkadaşlar, buraya gelmeden önce bir şey diyorlardı. İşte buraya gel, Fransızca bilmeden okul bitiyor falan. Ben diyordum ki nasıl biter, 4 sene geçer mi öğrenmeden? Ama geçiyor. Yani bir senem geçti artık, bir şekilde mezun oldum yani. Fransızca bilmeye gerek yok. Evet, bir senelik öğrenciden güzel bir tavsiye geldi size evet. Şu an. O kadar kasmayın yani. Harika. Furkan. Fransızca sizi zorlamayacak arkadaşlar geldiğiniz zaman. Hazırlık biraz zorlu geçebilir yüz yüzeyken. Fakat normal bölüm dersleri alırken hocalar genellikle yardımcı oluyor Fransızca konusunda. Hani bir endişeniz olmasın. Fransızca beni zorlar, aman yapamam gibi bakmayın. Benim. Soruyu unuttum ben. Barış söyle. Galatasaray'a yeni gelen birisi bence okulun küçük olduğunu unutmasın. İlk geldiğinizde böyle olmadığınız insanlar gibi davranmayın bence. Çok komik oluyor sonra. Ve de ben soruyu cevaplamak için buradayım. Herkes gibi ön kantinde değilim. Evimde balkonda oturuyorum şu an. Çünkü editle yani son böyle koymadan önce bir video çekmek istedim. Birkaç böyle bahsetmek istediğim şeyi söylememiş arkadaşlarım. Çünkü işte herkese soramadım. Final dönemiydi, şöyle böyle birkaç şeyler eksik gibi. O yüzden onları söylemek istedim. Öncelikle okulumuzun yurt dışı olanakları bence yani benim özellikle baktığım çoğu okula göre çok çok iyi. Mesela Erasmus şansı falan çoğu okulda hani az okulla anlaşmalılar Erasmus konusunda. O yüzden de kontenjan dolduğu için herkes gidemiyor. Ortalamız çok iyi olanlar gidebiliyor sadece falan. Tabii ki bir ortalama istekleri var hani bir dil sınırları falan ama yani onları hallettikten sonra gitmek isteyen herkes Erasmus'a gidebiliyor. Yani bunun maddi yönünü böyle bir kenara alırsak diyeyim. Çünkü hani tabii ki öyle bir gerçek var. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bölümde 35 kişiyiz ve bizim bölümümüzün anlaşmalı olduğu 13-14 falan okul var yanlış bilmiyorsam Erasmus'ta. Yani her okul 3 kişi alsa bizim bölümden çok insan var.
O yüzden doğal olarak herkes de gitmek istemiyor, herkes de gidemiyor falan gibi şeyler olduğunda yani istediğiniz zaman mutlaka yapıyorsunuz bunu. O yüzden bence bu çok büyük bir artı. Bizim bir çift diplom programı diye bir şeyimiz var. Yani onu aslında Galatasaray'ın kendi internet sitesinden bakarsanız daha iyi olur. Çünkü yani çok daha güzel açıklıyorlar doğal olarak. Hani bir de neler olduğunu, hangi bölümlerde olduğunu görebilirsiniz. Çünkü her bölümde yok bu olanak. Ama şöyle bizim bölümde var mesela. Bizim bölümde Bordeaux Montaigne diye bir üniversite var Fransa'da. Onunla anlaşmalı. Böyle biz onun sınavına gireceğiz şimdi. Ondan sonra birkaç tane ek ders alacağız kendi derslerimiz haricinde. Hem online hem de böyle bölümde almamız gereken seçmeli ders gibi şeyler var. Ve sonra iki üniversiteden mezun olacağız. Bordeaux Montaigne Üniversitesi'nden de diplomamız olacak üniversiteyi bitirdiğimizde. Böyle de harika bir şans çünkü yani sonuçta Avrupa'da bir üniversiteden de mezun olmuş oluyorsun. İnanılmaz bir şey. Bir de yıllık 300 euro gibi bir ödenesi var ve 3 yıllık bir program. O yüzden yani hani Erasmus'la karşılaştırıldığında hiçbir şey. Çünkü zaten Galatasaray devlet okulu. O yüzden hani ona bir şey ödemiyorsunuz artıdan. Öyle olunca zaten ya iki diplomayla mezun olacaksınız ve 900 euro ödeyeceksiniz. Bence okey bir şey diye düşünüyorum. Yine bir sorunuz olursa mutlaka yorumlara yazın. Yorumlara yazmak istemezseniz hani Instagram'ı da koyuyorum. Bana DM'den mesaj da atabilirsiniz. Böyle üniversitelerle alakalı sorularınız varsa her zaman cevaplamaya çalışırım. Başka bölümlerle alakalı da olsa ben iletişim okurum ama hani başka bölümlerle alakalı da olsa mutlaka yazın. Arkadaşlarım varsa o bölümlerden onlar da size hemen bilgi aktarırlar yani. Onun haricinde de umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. İstediğiniz gibi olmuştur her şey. Yani biliyorum herkesin her şey istediği gibi olamıyor olabilir ama yani eminim çok güzel bir şey bekliyor sizi. Ve bitti yani. Bence keyfini çıkarın. Yazın keyfini çıkarın kesinlikle. Yani bu yaz ne yapabiliyorsanız yapın. Partileyin, şuraya gidin, buraya gidin, denize girin. Her şeyi yapın. Çünkü yani gerçekten güzel bir şey. Bitti bu kadardı. Hani şu an endişelenmeniz gereken bir şey yok. Seneye başka bir şey olursa endişelenirsiniz. Ama şu an 3 ay rahat. Keyfinize bakabilirsiniz. Çok güzel her şey gibi. Bu arada hani böyle şey kaygılarınız falan varsa işte şehir dışından gelecek olan falan. Bir tane videom var. İstanbul'a nasıl alışmamla alakalı. Onu da buraya koymak isterim. Umarım çok mutlu olursunuz. Bunu da söylemek istedim. Öpüyorum hepinizi. Yine dediğim gibi sorularınız olursa mutlaka her yerden bana yazın. Her zaman cevaplamaya çalışırım. İyi tatiller. Takipte kalın.